Çekmedim. Sonraki aşamaları çekmek istedim. Hatta hiç çekmeyi de düşünmüyordum diyebilirim o derece. Ama şu renk beni hayran bıraktı kendine. Şuna bakar mısınız? Yeşil değil, mavi de değil. Yani böyle turkuaz renginde bir şey. Anne sarı, baba yeşil. İlk defa böyle bir renkle karşı karşıyayız. Karga'dı daha önceki Limon'un eşi. Karga kaçtı biliyorsunuz. Biricik'le eşleşti. Ve onları da göstereyim. Balık istifi gibi dizilmişler ya maşallah. Aşkım. Bak bak bebeğine bakıyor oradan. Soldaki Biricik biliyorsunuz arkadaşlar. Sağdaki de Limon. Biricik'le eşleşti. Ve Biricik'in yavrusu yeşil oldu. Şu balık istifine bakar mısınız ya? Ya yerim seni, seni yerim seni. Maşallah, subhanallah. Bu ne kadar bir tatlılıktır ya. Şu tüylerine yine bakın. Tüylerine bakın. Tüylerine bakın, çok güzel. İlk defa yeşil oluyor. Daha önceden yeşil yoktu. Hep sarı vardı. Koyu tonda babasına benzeyen yeşiller vardı. Hepsi sarı ama bu sıfat başka. Bunu hayatta vermem. Hepsini veririm satarım. Ama bunu vermem. Ay seni ben yemeyeyim seni. Bak bakalım bize. Bize bak bakalım. Bize bir poz ver. Ay seni sipa seni. Sen ne kadar tatlısın böyle. Ay seni sipa. Bunlar daha yeni tüylendiler arkadaşlar. Daha yeme düşmediler. Buradan böyle yerlerde yapıyoruz. Yiyorlar mı yemiyorlar mı onu da bilmiyorum. Şu an uyumaya geçtiler böyle. Bunlar tembeller bu arada. Ay seni boynunu yiyeyim senin annem ya. Sen ne kadar güzelsin. Maşallah demeyi unutmayın lütfen. Maşallah subhanallah. Tüh. Maşallah. Çok güzeller ya. Annem senin çok tatlısın maşallah ya. Değil mi güzelim? Allah nazarlardan saklasın sizi ya. Bunlar nasıl bir güzellik böyle ya? Nasıl bir güzellik böyle? Siz nasıl bir güzelliksiniz böyle? Hı? Sıpalar sizi. İçeride de diğer bebekler bağırıyor. Onlar çadır büyükler, bunlar tam bebek. Sipay sizi, sipay sipay. Rengi bak ya. Hayran bıraktı beni kendine. Aşık oluverdim. Devamını daha sonra çekeceğim. Ama artık gün saymayı unuttum. Uzun zamandır gün saymıyorum. Gördüğünüz gibi bu bebek bunun altında daha küçüğü var. Bu da inadı saklı dişimiz. Kırmızıyı kaçırmış. Bu kırmızılara ne deniyordu ya? Bu, zaten yumurta ne ki? Ama bu kaç gün bayağı büyüdü. Kaç gün geçti.
Şöyle şunu bir elime alsam aslında da. Yok bir şey yapmaz. Şu an bebek olduğu için. Kardeşini saklıyor ya. Yerim. Aç kafanı çek de annem. Bebeği görelim. Bak nasıl kızıyor. Aç kuzum. Aç bir şey. Aç bir şey. Altından kardeşini bize göster. Bak kardeşini nasıl şey yapıyor. Yok. Onlar daha küçük bir yaptı. Arkadaşlar bir önceki bebeğim göstereceğim size maviydi. Fakat o mavi olan bebeğim ise nazardan dolayı ölmüştü. Bunu çok çok sonra yükleyebilirim. Belki bilmiyorum. Annenin sarı, babanın yeşil olması ve buna rağmen bembeyaz bir bebeğim olması çok tatlı ya. Ay, kurban olurum birini. Tatlılığına bakın ya. Tatlılığa bakın ya. Bilmiyor. Kar beyazı. Kar tane. Oy kurban olsunlar. Verene sen ne kadar güzel bir şeysin. Sen ne kadar güzelsin ya anneciğim. Bir de şu bebeklere bakın bebeklere. Çok küçükler. Ama bu çok tatlı ya. Kurban olurum. Sen ne kadar güzelsin. Böyle ne kadar güzel. Alırım verene seni. Sen böyle can tanesi misin sen? Çok güzelsin ya. Valla ne güzel de tuttu. Bırak baba getir artık diyor. Baba kızıyor bize. Tuğla bak Tuğla. Kurban olurum. Bebeklerin üstüne geçiniyorlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu alttaki bebek çok küçük. Alttaki bebek bayağı küçük. Gördüğünüz gibi. Hepsi birbirinin üstüne böyle biniyor. O şekilde birbirlerini ısıtıyorlar. Sıcak tutuyorlar. Allah nazardan saklasın. Maşallah diyeyim benim bebeklerime. Değil mi? Bunlar da anne ile baba. Yerim ben seni yerim. Allah'ım nasıl tatlı işte bakın. Bir kıyamet kopuyor tamam mı? Ben şu Spa'yı seviyordum. Biricik'i. Biricik'i severken çok. Nasıl Allah'ım kıyamet kopuyor sanki. Ben de bir açayım dedim bir bakayım dedim. Bu Spa bana ne diyor dedim. Sonra ha bu Spa kıyamet kopartıyor. Bu eşek Spa'sı. Bu anneyle bu babanın bebeği bu çıktı arkadaşlar. Bu seferki şansımıza. Mavi, mavimiz ölmüştü. Biliyorsunuz. Turkuaz mavisi. Çok üzülmüştüm, çok kaybolmuştum. Bu da maşallah ya, maşallah kurban olurum. Bembeyaz kar topu, kar beyazı. Bir dakika anneciğim. Böyle maşallah, subhanallah, lütfen maşallah diyeyim bebeklerime nazar değmesin. Sonra çok üzülüyorum arkadaşlar ölmelerine. Bu benim için çok güzel, bunu kimseye vermeyeceğim. Bu arada bunun gözleri kırmızı. Normalde kırmızı bebek hiç, yani kuş sevmem. Ne deniyordu kırmızıya? Albinoymuş. Cinsiyeti. Çok hızlı unuttuğum için arkadaşlar. İçine bakın ya. Gel gel içine bakın ya. Şunu bir dövün ya. Bir dövün. Şunu bir tatlılığına nasıl tutuyor? Annesi dövüyor demek ki bunu. Bayağı korktu arkadaşlar. Annesi edepsiz biliyorsunuz. Azıcık seveyim de yerine koyayım. O içine bakın. İçine bakın. İçine bakın. Maşallah ya. Kurban olurum. Maşallah. İçine bakın. Bir de korkuyor. Bir de korkuyor. Bak bak bak. Yerim seni. Seni yerim seni. Kurban olurum verene. Kurban olurum. Maşallah. Sen ne kadar güzelsin ya Sübhanallah. Sen ne kadar tatlısın ya. Kurban olurum verene. Sen ne boncuksun. Bu inşallah yaşar. Bu tek olur. Bunu çok seveceğim ya. Bunu var ya. Cene bakın. Hemen kanatlarını açıyor. Bebek ya bebek bebek. Bu var ya bu çok tatlı. Bu çok tatlı. Bu çok... Ayça bak Ayça. Ayça bak sanki bir mağaza. Hoş. Anne okusun değil mi? Oy kurban olurum verene ya. Ya gel de sevme bunu gel de sevme bunu böyle bir dövme dövme bir hırpalama bunu böyle 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 bir hırpalama bunu. Annesi de sevilmeyecek biliyorum ama bu arada altındakiler pislik arkadaşlar. Ben şimdi pislik temizleme bahanesiyle annesine bunu unutturacağım bu olayı. O zaman ne yapıyoruz? Korkma korkma bırak beni. Şimdi bu.
kalmış maalesef. Altına koyduğum kumdan kalmamış. İdare etsinler, hem yesinler hem yasınlar. Çok fazla koymayacağız. Oluğu komple doldurmayacağız. Çok az olacak. Bu şekilde olacak. Şimdi bebişlerimi tek tek alıp koyacağım. Şöyle böyle bir gölge yapayım. Uy seni, o ayaklarıyla, küçük ayaklarıyla kurban olayım mı? Sığışıyorlar ya, kurban olurum. Ya en tatlısı, en tuylusu, en tatlısı ya. Kurban olayım beni, annem seni. Sen ne kadar güzelsin. Yeşil babadan, sarı anneden oluşan beyaz melek. Aslında beyaz melek mi koyacak? Kartop mu koyacak bunların anne? Bu beyaz melek, beyaz melek, beyaz melek. Bu kurban olurum. Evet arkadaşlar, bu arada en çok merak ettiğiniz sorunun cevabını veriyorum. Kuşlarıma nasıl bebek hani verebilirim, nasıl çiftleştirebilirim, kuşlarımın işte nasıl yumurtası olabilir gibi sorular geliyor çok sık. Bu sorularla alakalı da Nijer tohumu arkadaşlar. Nijer tohumu alırsanız ki şöyle göstereyim, bu şekilde ben getirdim özel. Ben hazır mama kullanıyorum bu arada, bu marka hazır mama. Ve kırmızı dalları arkadaşlar, bu dökülmüş dalları, bu şekilde göstereyim. Bunlar çok minnaktır, aşırı küçüktür, bayağı aşırı küçüktür, yemden de küçüktür. İçinde gördüğünüz kırmızılar darı değil, yemin içinde gördükleriniz. Bu farklı, tamamen sadece tek başına bu şekilde kırmızı dalları. Çok vitaminlidir, çok çabuk büyümelerine ve çok çabuk bu şekilde kemiklerinin gelişmelerini de aynı zamanda sağlıyor. Aklımızda doğru, bir anda bebekte yara var sandım da çıkıntı da aklım gidiverdi. O zaman ben Nijer'i açıp size göstereyim. Bir katını açtım. Açıkçası kullanmayacağım için ikinci katı açmayı gerek duymuyorum. Şu şekilde yakınlaştırıyorum. Arkadaşlar bunlar çekirdek gibidir. Böyle ince ince uzun uzun bu şekilde. Bunlar Nijer tohumu. Bu kızgınlaştırıcıdır. Kızıştırır bebeklerinizi. Yani anne ve babayı, ve bu sayede çiftleşmelerini sağlar. Videonun sonuna çiftleşme videosu koyabilirim. Bilmiyorum, emin değilim. Bundan çok az bir şey, yani şu kadar bir şey olabilir. Yeme koyabilirsiniz. Yani ne kadar az bilmiyorum ama ben şu kadar bir şey koymuştum galiba diye düşünüyorum. Yemin içine koyuyorum arkadaşlar. Yemle bunu koyuyorsunuz ve bebekler, yani anne babalar bunu yedikten sonra bu şekilde güzel bebekleriniz oluyor arkadaşlar. Şu an anne baba fazla uzun kaldığı için bebekleri bende ve öttükleri için şu an istiyorlar, ver 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 diyor. Evet, o zaman bebeklerimizi verelim. Ama bebekleri verdiğimde onları dışarı çıkartmam gerekiyor. Çünkü onlar dışarı çıkmazsa bunları döverler. Çok fenalar, yemin ederim ya. Şimdi şişemizi yerine koyuyoruz. Onlar rahat rahat kesin eğlensinler. Biz de buradaki bebeğim düştü. Bu şekilde arkadaşlar kırmızı dalları. Bu kadar muhteşem bir daldarıdır. Ya yerim sizi ya. Kurban olurum verene. Çok tatlılar. Bu gerçekten çok iyi besin almalarını sağlıyor. Bu dallarım, bu Nijer'im. Nijer'i kullanmıyorum. Çok önceden birkaç kere kullanmıştım. Nijer'in etkisi fazlasıyla zaten kendileri de hani yaşlarından dolayı ve belli bir şeyden dolayı artık hani bu hale geldiler. Şu an sofrayı talan ediyorlar. Bayağı ne bulsalar yiyorlar. Tereyağından tutun da. Yani aklınıza ne gelirse. Ne yiyorsun kızım sen? Ne yiyorsun anne? Ne yiyorsun bebeğim? Evet arkadaşlar, dediğim gibi çiftleşmesini istiyorsanız Nijer tohumu alacaksınız. Kemikleri için olsun, vitaminleri için olsun gerek kırmızı dalları alacaksınız. Normal dalları da alabilirsiniz ama kırmızı dallarının çok önemi var.
Eğer bebekleriniz olduysa haşlanmış yumurta yedirin özellikle. Mama tarifleri de var. İsterseniz mama tarifi de veririm ama ben hiçbir zaman mama yapmadım. Çünkü yaptığım mamaları yemediler arkadaşlar. Kuştan kuşa değişebiliyor. Ama ben onlara her şeyi veriyorum. Meyve, sebze, bütün vitaminleri veriyorum. Kimi insanlar vermeyin diyor ama ben 9 sene kuş baktım. Her şeyi de yedi. Çayımı da içti yani. Her şeyi yedi. Aklına ne gelirse 9 senede yaşadı. Bir anda öldü. Yanına hasta bir kuş vermiştim. Büyük ihtimalle hasta kuştan dolayı öldüklerini düşünüyorum. Bunlar da diğer bebeklerim arkadaşlar. Bu anne babanın bebekleri. Normalde böyle olmaları gerekirken ya da sade sarı ya da sade ne bileyim yeşil olmaları gerekirken bebeklerim böyle bir turkuaz oldu, bir beyaz oldu. Ama işte nazardan öldü. Bunlar da anlaşamıyorlar. Çünkü içerideki vereceğim bir kuş anlaşamıyordu. Onlardan gördüler, sürekli kavga ediyorlar. Zamanında bir an önce verseydim ya da satma imkanım olsaydı, bu arada satıyorum arkadaşlar. Yakın çevremdekiler Instagram'dan ulaşabilirler. Çünkü çok fazlalar ve biricik çok özel bir kuş olduğu için bunlar da gerçekten çok özel kuşlar. Sormak istediğiniz soru olursa yorumlara düşebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha detaylı bilgi ya da herhangi başka bir şey isterseniz bunu da detaylandırabilirsiniz. Nijer tohumu hakkında genel bir açıklama olarak açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar detaylandırmayı. Oradan da okuyabilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı, kanalıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.